Aç bir ilaçsa, hastaysa ona bakılıyordu. Hani insanlık adına. Hastalığı bedava bakılıyordu. Onları engelliyor. Yani bunları ölüme mahkum ediyor. Ondan sonra işte şu bu. Bir düşmanlık. Ondan sonra işte bunların okulda İspanyolca konuşmalarını engelliyor. Yasaklıyor. İspanyolca eğitimi kaldırıyor. İşte bunları eritecekler. Anglo yapacaklar filan filan. Ondan sonra halbuki araya çok büyük zenginlik katıyor bunlar kültür olarak. Yani bunlar olmasa ben orada duramam bile. Yani Florida'da bunlarla konuşuyorum da biraz insan varmış etrafta diyorum. Oh diyorum. Onların bakkallarından işte Güney Amerika'dan gelen patlıcan sebze meyve alıyorum filan. Yani bunlar çok iyi insanlar yani. Çok çalışkan insanlar, terbiyeli insanlar, medeni insanlar. Bu Anglo'nun yamyamları gibi beyazlar gibi değil. Endülüs medeniyeti biraz bulaşmış mı? Tabii bulaşmış. Ondan kaynaklanıyor. Bir de yani Güney ve Orta Amerika'da kökenlerinde Aztek, Maya filan eski Türk soyları var. Bir de o var. Filan. Yani şimdi böyle bir düşmanlık son sürat bu kışkırtılıyor. Aynı nazilik oluyor. Faşist Nazi Amerika, Almanya'daki Naziler gibi bir yabancı düşmanlığı körükleniyor. Her türlü yabancıya düşmanlık körükleniyor. Hatta bir ara Almanya, Fransa işte Amerika onların hükümetlerini değiştirdi. Hizaya soktu şimdi. Ama o zamana kadar bunlar Irak Harbi'ne falan karşı çıkıyorlardı ya. Bu sefer Amerika'da Avrupalıya bile büyük düşmanlık başladı. Bir gün beni bir benzin istasyonunda kuyrukta bekliyordum, para ödeyeceğim. Onlar arkadaki herifler bizi tam bunun böyle onlar da böyle cahil aile falan böyle bir köyden geçerken kasabadan. Herifler bizi Fransız falan zannetmiş. Az daha beni parçalayacaklardı orada ya. Ulan Türk zannettikleri için falan değil. Fransız Avrupalı zannettiler diye. Bak bak. Yani bu hale geldi Amerika. Kanunlar falan zaten değiştirildi. Öyle hürriyet, hak, hukuk bilmem ne falan. Çok güzel kaideler vardı. Yani insan mesela suçlu olduğu ispat edilene kadar suçsuz sayılır. Zanlısı olur. Suçsuz sayılır falan. İşte herkesin bir avukat bulmaya, ondan sonra işte hakkını savunmaya mahkemede hakkı vardır falan. Bütün bunlar kalktı ha. Güvenlik müvenlik diye kaldırıldı bunlar Bush tarafından. Şimdi adama senin suratını beğenmedim diye içeri alıyor. Herif kayıp. Bitti. Ne mahkemede neden suçlandığını bile bilmiyor. Yok oluyor. Şimdi Amerika bu halde. Şimdi Amerika'da bu olurken aynı zamanda Fransa'da kim şunu unutmayalım. Batı'nın insanının her türlüsü, Batı deyince yani Rusya'da biraz dahildir buna ama onlar Tatarlarla sulandıkları için biraz daha medenileşmişlerdir. Yoksa Batı'dır. Batı'nın hepsinde içinde muazzam miktarda ırkçılık ve Hristiyan yobazlığı vardır. Hiç kimse unutmasın. En medenisinde, en okumuşunda bile böyle bir düşmanlık vardır. Bu bir şekilde ortaya çıkıyor yani. Vardır. Şimdi bu küllenmiştir, orada duruyordur. Yat kibarca örtbas ediyordur, yüzüne gülüyordur ama içinden diş biliyordur falan. Yani biz de bunu yaşadık senelerce. Herifler önümde yaltaklanıyor. Heriflerin bakanları, bilmem neleri, rektörleri önümde yaltaklanıyor. Ama bir anda benim Türk olduğumu böyle hatırlar hatırlamaz heriflerin böyle suratı değişiyor falan. Senelerce gördük bunu. Ama ben tabii hiçbir zaman şey yapmıyor işte filan işte birçok şeyi Türklerden öğrendiniz işte Haçlı seferlerinden sonra filan bilimi filan diye de böyle dalga geçiyordum bunlarla. Doğru yani tabii filan idare ettik. Ama yani şimdi dolayısıyla bunların kökeninde içinde zaten böyle Avrupa ülkelerinin hepsinde muazzam bir ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve din yobazlığı, Hristiyan yobazlığı yatar. Şimdi bu bazen medeniyet şeyi de falan biraz küllenir, millenir filan, yontulur filan. Ama şimdi mesela Fransa'da hükümeti değiştirmek istiyor Amerika. Irak'a karşı çıktı diye. Ne yapıyor? Sarkozy diye bir herif buluyorlar. Ne olduğunu biliyorsun evet. Adamın. En son bir mankenle evlendi. Evet, mankenle evlendi. Kendisinin ne olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Neyse, söylemeyelim. Evet. Şimdi bu adam seçim kampanyasında ne diyor? Fransa'nın içinde, halk tabakasında zaten çok içinde böyle derin duran kuvvetli ırkçılık ve yabancı düşmanlığını körükleyerek, bunu kışkırtarak herif oyalıyor ve seçiliyor. Ve derhal gelir gelmez de işte yabancı düşmanlığı, yabancıları buradan atalım bilmem ne falan filan diye bir şeylere başlıyor. Tamam mı? Ondan sonra ertesi gün halk bunu işte o ırkçılığı falan deşti diye, yabancı düşmanlığını körüklediği için seçiyorlar. Ama Amerika'nın bu Irak'ta yaptıklarına da kimse tasvip etmiyor. Ama herif seçilir seçilmez ilk günü gidiyor. Bush'la el sıkışıyor. Irak'ta arkandayız diyor. Halka da bir güzel kazık atıyor orada. Tamam mı? Şimdi seçilmiş artık. Kaç sene duracak? Almanya'da aynı şey. Bu Merkel denen Doğu Avrupalı. Ajan majan ne halt olduğu belli değil. İşte biraz çilleri de andırır falan. Böyle bir tip geliyor. Ondan sonra bunu Almanlar ben o zaman seçim olacaktı bu geleceği sırada. Köln'deydim falan. Almanya'da.
Almanlar bana dediler ki, ya dediler, bak dediler, şimdi bu da aday filan, bunun böyle şeyleri, böyle süslenmiş püslenmiş kamyonlar geçiyor filan, üstünde bunun resmi var filan, bir şeyler hoparlörlerden bağırıyorlar merkez seçim filan diye. Derken başka partinin geçiyor onu seçim filan diye. Almanlar bana diyor ki, ulan bunların hepsi diyor Amerika'nın kuklası diyor, ne halt edeceğiz diyor, biz sömürge olduk diyor. Ben de Almanlara diyorum ki, siz sömürge görmemişsiniz. Bir de gelin Türkiye'ye bakın. Bir de bize bakın. Gelin biraz biz de ihtisas yapın. Bir yani. De gelin bakın bakalım filan. Normal filan diyoruz. Şimdi orada da Merkel'i getiriyorlar. Merkel ne yaptı? Gelir gelmez başladı. Türk düşmanlığı, işte yabancılar düşmanlığı. Onları oradan atalım bilmem ne falan filan. Eritelim şu bu. Yani şimdi Avrupa'nın, Batı'nın her tarafında, kendisi de zayıfladıkça bunlar artar. İktisadi olarak, toplumsal olarak bu ülkeler zayıfladı mı bu ırkçılık mırkçılık ön plana çıkar. Yabancılara hücum edilir. Bak Nazi Almanya'sında da böyle olmuştur. Şimdi korkunç bir nazileşme var. Amerika'da özellikle var. Avrupa'da da var. O da başlatıldı. Şimdi sen bu Batı'dan, bu Avrupa'dan, bu Amerika'dan medet umuyorsun. Be ahmak, kendine gel millet. Millette aslında bir şey yok. Ben şimdi esnafla, işte taksi şoförleriyle falan ahbaplık ettiğim zaman çok severim. Böyle halkla samimi olarak haşır neşir olmayı. Çünkü ben de halkım. Ben halkçı malkçı değilim. Ben halkım arkadaş. Bizim halkçılar halka bulaşmaz. Onu hor görür. Ben halkım. Tamam. Onlarla çok samimi olurum. Ve şimdi bunların birçoğu işin farkında. Yani bu Avrupa'dan da bir hikaye olmayacağını, bunun bir masal olduğunu, bir yutturmaca olduğunu halk anlıyor. IMF bilmem ne, onu bile anlıyor. Bunlardan bir hayır gelmeyeceğini de anlıyor. Ama işte ne yapsın falan. Öyle mi? Şimdi onun için halk, yani halkımıza bir şey demiyorum. Ama bu aydın geçinen sınıf, yok akademik sınıf, yok basın yayın, bilmem ne, köşe yazarları, bilmem ne, bu ayarlı, satılmış, bu el alemin papağanlığını, borazanlığını yaptığı için de korkunç maaşlar alan, hiç ciğeri beş para etmez, bir şeyden anlamaz insanlar, utansınlar yani. Yarın öbür gün sizin patronunuz çöktüğü zaman kaçacak delik bulamayacaksınız. Ondan size de hayır gelmez, bilesiniz. Bak Güney Vietnam'da ne oldu? Onlarla işbirliği yapan generallere neler yaptılar sonra? Kaçamayanları Amerika'da çöpçülük yapıyor şimdi paşalar. Ya birçoğu orada güzel eyalet şeylerde, Florida'da başta olmak üzere güzel villalarda kalan Amerikan işbirlikçi olsa olan. Hayır hayır hayır, o Güney Vietnam'lı generalleri falan Amerika ile o zaman işbirliği yapanlar yaşlı şimdi. Evet. Adamları televizyonda gösteriyordu kaç sene evvel. Adam orada işte, ondan sonra New York'un ara böyle mahzen gibi sokaklarında pis, iğrenç filan böyle. Oralarda adam çöpçülük yapıyor. Televizyoncu da buna kamera tutuyor falan. Bir dönem Amerikan uşağıydı. Diyor ki bak diyor, bunlar diyor Güney Vietnam'da bizde işbirliği yapan generallerdi diyor. Çöpçülük yapıyor. Şimdi. Evet. Ya burada mesaj alınsın yani. Alınsın çünkü bak burada. Yarın Amerika'da çöpçülük yapıyor. Amerika'nın hiçbir kimseye hayrı dokunmaz. Yani sen buna iyi hizmet ettim, her dediğini yaptım. Ondan sonra böyle kuçu kuçuluğunu yaptım falan diye güvenme. Yarın öbür gün ilk başta seni harcar. Bilesiniz. Evet. Ayağınızı denk alın. Yani. Size gelecek hayır milletten gelir. Yani bu çok önemli bir şey. Millete yani. Gelecek hayır da kendi adamından gelir. Evet. Ondan sonra böyle oradan buradan düşmanlardan medet ummakla, istihbarat paylaşmakla hiçbir halt olmaz. Kendine evet. Gel. Hocam zaten sordum şu anda sevgili izleyicilerimize, Amerika'ya güvenmeli miyiz diye. Gerek sınır ötesi operasyon konusunda, gerek diğer konularda. Sevgili izleyiciler, Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu'na sorularınızı bekliyoruz. Hem de Amerika'ya güvenilmeli mi sorusunu evet veya hayır diye katkılarınızı bekliyorum. Hocam bakın, izleyicilerimizden gerçekten çok katkılar var size. Sizi tebrik ediyorlar, kutluyorlar. Değişik üniversitelerden öğrenciler ve öğretim üyeleri aramış. Hatta araştırma görevlisi alımında yapılan yanlışlıkları anlatıyorlar. Türkiye'nin bir tanesi diyor ki, bir izleyicimiz, Türkiye'nin başına gelen bu olaylardan dolayı kalp krizi geçirmeme ramak kaldı diyor. Enteresan yani. Türk milletinin durumu. Yani bu kadar tabii. Hassasiyet içerisinde olanlar tabii, da var. Tabii var canım, evet, çok işte var. Ben de kalp krizi geçirmek üzereyim diyor. Devletin bütün kurumlarına girilmiş. Atatürk'ün gençliğe hitabesinde dediklerinin hepsinin 10 katına varılmış. Evet. Bütün evet. Kalelerine girilmiş, bütün tersanelerine girilmiş. Hocam. Her şeyi elinden alınmış. Ama diyor bu şartlarda bile yapacağın Türk milletinin, hocam. Türkiye Cumhuriyeti'ni yani Atatürk dönemindeki Türkiye Cumhuriyeti'ni, yeniden sonrakini hocam, değil. Korumak ve korumak vazifemizdir diyor. Biz onu yapıyoruz. Ama şunu da unutmayalım. Bence Türkiye Cumhuriyeti 23'te başlamıştır ve 1938'de bitmiştir. Ondan sonrası Türkiye Cumhuriyeti falan değildir. Başkasının evet. Uşağı şimdi, bir ülkedir. Şimdi yine bir izleyicimiz Amerikan yardımıyla PKK'dan
kurtulabilir miyiz diye sormuş ama buna cevap verdiniz. Ben hani bu konuda çok soru soramadım. Burada sırf Amerika'ya çatıyoruz zannetmesinler. Yani bu böyle bir şey olmayacağını anlattınız. Ya bak kardeşim şimdi açık söyleyelim yani bak bu lafı eskiden ben de sevmezdim ama şimdi senelerce Batı'nın ciğerini gördükçe daha ne kadar doğru olduğunu anladım. Onun için söylüyorum arkadaş var mı? Tamam. Bak şu atasözümüzü unutmayın. Gavurdan dost, domuzdan post olmaz. Bunu unutmayın. Böyle bir atasözü de dünyada yok yani. Yok tabii. Çünkü bunu asırlarca yaşamış, görmüş. Bu adamların ne hunhar, ne katliam meraklısı, ne adi, ne vahşi olduklarını temelinde, ne kadar insancılıktan uzak olduklarını görmüş, yaşamış. Onun asırlardan gelen süzme lafı bu. Bunu unutmayın. Ne Amerika'dan medet umacaksın, ne onun kuyruklarından birinden medet umacaksın, ne de senin baş düşmanın kana susamış bu Avrupalı, şurada daha 50 sene evvel sömürgelere yaptıklarına bak, Amerika'nın Amerika'da yaptıklarına bak, başka ülkelerde yaptıklarına bak. Bunların hiçbirinden medet ummayacaksın ama belli etmeyeceksin. Bunların hepsiyle iyi dost, yani alışverişler yapacaksın. Kibarca konuşacaksın. İcabında onları kendi ayıplarını hatırlatacaksın fazla yüzüne vurmadan. Tırıs tırıs gidecekler. Öyle her şeye eyvallah demek olmaz, yakışmaz. Hele bunu din kılığında yapıyorsan, hele bunu milliyetçilik kılığında yapıyorsan, hele bunu solculuk kılığında yaparsan affedilmezsin. Bu millet sizi affetmeyecektir. Evet. O zaman millet, bu dayandığınız gavurlar da size hayır etmeyecektir. Bak Güney Vietnam Amerika'da misali. Amerika'da çöpçülük yapma. Başka yani sözün evet. Bittiği yerdeyiz şu anda. Tabii. Sözün bittiği yer. Evet. Dönem Güney Amerika'da, Güney Vietnam'da Amerika'nın talepleri ve istekleri, talimatları doğrultusunda Amerika'nın isteklerini yerine getirenler, bürokratlar, generaller neyse şimdi Amerika'da diyorsunuz ki şanslısı çöpçülük yapıyor. Çöpçülük yapıyor. Şanslısı. Şanssızı açlıktan öldü yani. Orada. Böyle vay mı? Yani kullanılmanın bir de böyle bir sonucu yani var. Yani bak ayrıca şeye bak. Amerika'nın oraya buraya koyduğu kuklalara bak. Amerika kuklalarını daima kendi harcamıştır. Yalnız Amerika filan deyip de yani sanki bunlar böyle bir şeytan da var. Avrupalı'nın öbürleri iyi. Hayır. İngiliz de böyledir, Fransız da böyledir, İspanyol da böyledir, İtalyan da böyledir. Skandinavyalı da böyledir, Belçikalı da böyledir, Hollandalı da böyledir. Hepsinin açın, yakın tarihini açın bir bakın be. Okuyun biraz be. Allah Allah siz kimle iş yapıyorsunuz ya? Bu herifler vahşidir, barbardır, yamyamdır, katliamcıdır. Bakın 100 senelik tarihine bakın yeter. Yani üniversitenizde size bir şey öğretmiyorlar da sadece böyle Avrupa'yı şişiriyorlar, Batı'yı şişiriyorlar, seni küçülüyor, seni böyle sana aşağılık duygusu veriyorlar, seni atana koskoca büyük Osmanlı Devleti'ne, Selçuklu Devleti'ne küfür ettiriyorlarsa sen aç oku. Allah Allah. Sana da iş düşüyor. Olur mu? Yani şimdi onun için bunların hepsini bileceksin. Ondan sonra işte bu dünyada şartlar neyse ona göre kafanı kullanarak vaziyeti idare edeceksin. Ama kendi paçanı kaptırmayacaksın. Kimseden medet ummayacaksın. Bu millet kendi kaynaklarıyla, kendi aklıyla, kendi gönlündeki tarihi zenginlikle, kendi tasavvufundan da imanınla, kendisinden kuvvet alarak atalarından aldığı kuvvetle ileriye doğru yürüyecektir. Bu millet ne başarırsa kendisi başaracaktır. Atatürk zamanında olduğu gibi, daha öncelerde olduğu gibi. Sen şimdi her şeyini ver. Ondan sonra senin onun verdiği yüzde tefeci faizlerle verdiği borçlarla burç çalsın. Ondan sonra hocam, burç patlasın çal oynasın falanla. Ondan sonra tüketim malları böyle filan. Bir takım lüks arabalar filan. SUV'ler bilmem neler. Ondan sonra kaynağın yok bir şey yok. Ondan sonra çoluk çocuğun senin perişan olsun, sürünsün, köle olsun, cariye olsun. Bunu mu istiyorsunuz be? Yok efendim çocuğunu 17 bin YTL bilmem 15 bin dolar verip anaokuluna yabancı okula gönderiyor. Ya sizde hiç mi Allah korkusu yok be? Hiç mi çoluk çocuğunuza karşı bir borcunuz yok? Yani bir böyle bir hissiniz yok. Hiç mi atanıza bir manevi borcunuz yok? Yazıklar olsun. Böyle bir millet bu hale geldiyse yaşamaya zaten hakkı yoktur. Evet. Tabiat buna izin vermez. Hocam şimdi Huntington'ın medeniyetler çatışması tezinden bahsettiniz. Okudunuz o yazıyı. O doğrultuda Amerika politika üretti dediniz. Ama aradan uzun zaman geçti. Birkaç ay evvel bu defa bir başka toplantı yaptılar İspanya'da. Amerika, işte Avrupa ülkeleri Türkiye'yi de çağırdılar. Başbakanımız gitti. Bu defa medeniyetler arasında ittifak. Şimdi önce medeniyetler çatışacak kavga filan. Ondan sonra medeniyet ittifakı 15 yılında bunun sebebi gitti. Ondan sonra işte buna emir verdiler zaten Amerikan hükümetindeki o satılmış heriflere, petrol baronlarının işte çömezlerine filan. Ondan sonra orada da kuklalar.
bunlara talimat verildi bir yerlerden. Ondan sonra bunlar gittiler Irak'a saldırdılar bahanelerle, yalanlarla. Afganistan'a saldırdılar. Şimdi İran'a saldırmak için fırsat kolluyorlar. Ama İran çok kuvvetli, çok ileri, bizden çok ileri filan. Ondan sonra ona pek cesaret edemiyorlar. Bu ara Türkiye'yi bitirmek istiyorlar da Irak'ı bir halledelim de ondan sonra şimdi Türkiye'yi hallederiz. Şimdi ikisine birden cephe açılmasın diyorlar. Türkiye'yi içinden hızla bitirmek için yani hızlandılar filan. Bütün bunlar oluyor. Şimdi bunlar olurken çuvalladığı için ondan sonra işte ortalığı biraz uyutmak için. Çünkü çuvalladı herif şimdi oradan nasıl kaçacağını düşünüyor Irak'tan filan. Olduğu için işte şimdi böyle bir takım havalara giriyor. Taktik değiştiriyor. Yok işte medeniyetler anlaşması falan işte öyle demedik. İşte Haçlı Sever'i kastetmedik de işte bilmem ne. O zaman bu yaptığın ne yani? Onu hayır canım bunlar da ona verelim. 4 milyon insan öldü Irak'ta. Yani bunlara da yutmayacaksın, öncekileri de yutmayacaksın. Yok efendim işte bunlar yok bilmem kitle imha silahı yapıyorlarmış da arıyorlar tarıyorlar. Yok öyle bir şey, yalan. Evet. Herkes biliyor. Ondan sonra 11 Eylül'ün olduğunu bilenler de var da işte o da şaibeli. Ne oldu ne bitti falan. Çünkü bütün harpler öyle çıkarılmış zaten daha önce Amerika'nın harpleri. Filan filan yani bunu bütün Batı ülkeleri yapmıştır. Yani ben Amerika değil de sadece Amerika. Amerika dediğin Avrupa'dan toplama bir takım işte hırsız, uğursuz filan bazı da akıllı girişimci insanlar gelmişler sonradan. Evet. Yani böyle karmakarışık bir yer. Şimdi yani bunların hepsini suçlamakta mana yok ama onların da aklı başında olanları var ve onlar da şikayetçi. Yani bu sistemden çok şikayetçiler. Amerika'nın nazileşmesinden din devleti haline, Hristiyan din devleti haline gelmesi hakkında bu kadar çok değerli bir kitap var. Evet. Ondan sonra gece onu okuyorum şimdi. Yani Amerika'nın nasıl bir taraftan bu petrol devleri tarafından kıstırıldığını, yönlendirildiğini, bir taraftan da bunu başarmak için de demokrasi numarasıyla falan işte sahte mezheplerin kurulduğunu, sahte Hristiyan mezhepleri, bunlar kullanılarak nasıl böyle memlekette bir böyle Hristiyan yobazlığı körüklendiğini, ırkçılığın köreklendiğini, Müslüman düşmanlığının köreklendiğini, bununla dışarılara saldırma işinin kolaylaştığını, halkı uyutmanın filan anlatan koskoca kitap. New York Times'da bestseller yani, olmuş. Yani hocam çok sadak. Bu Almanya'daki yangınlarda bu ırkçılığa bağlıyorsunuz. Evet, yani. Evet şimdi bu ırkçılık dolayısıyla Avrupa'da da yayılabilir. Şimdi zaten olayla. Ondan biraz önce de ne oldu? Birkaç sene evvel de şey oldu. Almanya'da, Hollanda'da, önce Hollanda'da sonra Almanya'da mesela Türk çocuklarının okul bahçesinde bile Türkçe konuşmaları yasaklandı. Hatta sokakta. Ondan sonra Türkçe ders görmeleri, yani bırak eğitimin Türkçe olması, bir Türkçe dersi görmeleri bile yasaklandı. Halbuki eskiden Türkiye'den öğretmenler giderdi, Türkçe dersi verirdi, Türk tarihi dersi verirdi Alman okullarında. Devlet gönderirdi. Bunların hepsi yasaklandı. Bahçede, sokakta Türklerin Türkçe konuşması bile yasaklandı. Bunlar aynı zamanda işte birileri bunlara dedirtiyor. Avrupa'nın kendinden bir şey çıkmaz, bir şey diyemez. Dedirtiyor. Efendim işte etnik dillerle eğitim. Ulan elinin körü. Senin kendi yaptığına baksana. Sen desene onlara geldikleri zaman. Ya sen orada Türklere bahçede Türkçe konuşmayı yasaklıyorsun. Sen nasıl gelip böyle bir şey istersin de. Desene. Kibarca söyle. Gülerek böyle hey filan hadi. Hans mans filan de. Bak ne biçim. Herif tırıs tırıs kuyruğunu arkasına sokup girer. Gider. Yani biz diyoruz kardeşim. Yani sen söyleyemiyorsan ben söylerim. Yani bunlar bende gayet iyi geçinirler. Ondan sonra da bir şey söylediğim zaman da utanır giderler. Yani hiç kızmadan filan. Çünkü haysiyeti olacak. Kendine güveneceksin. Gidip ona yılışırsan, her şeyine eyvallah dersen, herif de gelir sana emir kulu olarak dışarıdan sana söyletilenleri buraya söyler. Sen de ona kızarsın, halbuki söyleten başkası. Bu ahmak ne söyleyecek? Şimdi hayır bir taraftan etnik dil falan diyor, tamam güzel hepsi diller olsun, herkes kendi dilini unutmasın. Tamam ben taraftarım, hatta Zazaca'yı savunuyorum bu ara, onu da bilesiniz. Yani Kürtçe Mürtçe. Ben Zazaca'yı savunuyorum, Zazaları çok severim, çok tatlı insanlardır. Neyse. Yani askerlikte de tanımıştım sonradan da. Şimdi yani mesele o değil. Mesele o değil. Ama kimse çıkıp da bu ülkede benden başka. Tövbe estağfurullah yani. Ya benim başka işim gücüm var ya. Matematikle, moleküler biyolojiyle, kimyayla, fizikle falan uğraşıp duruyorum. Biraz da moleküler biyoloji konuşabiliriz yani. Ben o konuda da... Hayır yani şimdi biliyorum. Bunlarla uğraşıp dururken yani başkası da çıkıp bir şey söylemeyince bize düşüyor. Ne yapalım? Allah Allah ben söylüyorum. Bak şimdi. Ya kardeşim kimse çıkıp da... Peki Türklere niye Türkçe eğitim yok demiyorsun ya? Türkiye'de Türkçe eğitim mi kaldı ya? Okul bulamıyorsun ya. Tarzanca ile eğitim. Modası geçmiş kimsenin yüz vermediği İngilizcenin sulandırılmış 250 kelime İngilizce Tarzanca diyorum. Tarzanca ile eğitim diye işte dünyanın parasını veriyorlar. Ona buna özel okullara falan. Ya ne olacak ya? Bu garsonluk mu yapacak? Buraya sanki Amerikalı İngiliz turist mi geliyor? Amerika'da İngiltere'de para mı kalmış? Onlar gelmiyor ki zaten. Öbür gelen yabancılar da zaten İngilizceden nefret ediyor veya bilmiyor. Sen kime ne uşaklık ediyorsun ya? Aklını başına al.
kaptırmış gidiyorlar böyle. Aydın'ı maydın'ı falan, çoluk çocuk biraz parası olan bu okullara gönderiyor filan. Ya sen kendi Türk okullarını geliştir. Türkçe eğitimle adam doktora eğitim ver. Yabancı diller öğretecek misin? Kimine Çince öğret, kimine Rusça öğret, kimine Japonca öğret, kimine efendim değil mi? Arapça öğret, Farsça öğret, ondan sonra Avrupa dilleri öğret, İspanyolca öğret. Bak kaç tane ülke var koskoca. Dünyanın nüfusunun yüzde kaçı? Çok büyük dil. Onları evet. Öğret, Portekizce öğret. Allah Allah, İngilizce'den sana ne olacak lan? Allah Allah, şunlara bak, salaklar. Yani tutturmuşlar, böyle bir kuyruğuna takılmışlar bu vahşinin. Ondan sonra 60 senedir hiç gık demeden köle. Ya Afrika'da yok böyle bilinçsiz ya. Hiçbir yerde kalmadı ya. Bir tek burası işte, dedim ya demin. Amerikan tek haskulu burası ya. Sağlam böyle, çantada keklik, hatta keklik kavrulmuş, yenmiş falan da çantada kemikleri kalmış artık. Kemiklerini de sırtlanlara veriyor yediye. Durum bu ya. Aklınızı başınıza alın. Siz daha birkaç tüketim malı falan böyle bir hırsla saldırırken 5 kuruş için bütün insanlık anlayışınızı ayaklar altına alıp da ona konu komşunu, kaç senelik dostunu kazıklamaya kalkarsan, ondan sonra bu tüketim mallarıyla böyle devletin aldığı borç paralarla size gelen bu tüketim mallarını bol keseden böyle kredi kartlarıyla alırsan, yarın öbür gün senin çocuğun sokaklarda sürünecek. Bir daha söylüyorum. Aklınızı başınıza alın ey millet. Bunun lamicimi kalmadı, bıçak kemiği dayandı. Topraklarının tapuları verildi. Yakında sana sepet havası geliyor. Yani defol gide geliyor. Gitmezsen kesecekler. Gidersen de orada burada sürüneceksin. Bu ilerisi için kitabı onun için yazılmıştır. Oralara çil yavrusu gibi dağıldığın zaman gene bir Türk varlığı olması için neler yapman lazım? Onu yazdık ilerisi için. Evet. Dünya Yahudilerinden de ibret alın. Örnek alın. 2000 sene önce Romalılar bunların yerlerini, yurtlarını darmadağın edip bunları çil yavrusu gibi dünyanın her tarafına dağıldılar. Ondan sonra ama kimliklerini korudular. Çocuklarına dinlerini, tasavvuflarını, yani kabalalarını filan neyse. Ondan sonra İbranice'yi öğrettiler. Her gittikleri ülkede iyi meslek sahibi oldular. O meslekte en iyisini yaptılar. Ondan sonra kendi kimliklerini çok iyi öğrettiler çocuklarına ve bunu planlı bir şekilde yaptılar. Ve 2000 senede de gayelerine ulaştılar. Helal olsun. Siz de örnek alın, buna benzer şeyler yapın bari. Hocam şimdi çok yani doğru. Yani Allah Allah. Türkiye'nin değişik üniversitelerinde, mesela Fırat Üniversitesi'ni bir örnek vereyim. Size saygılarını sunan öğrenciler ve öğretim üyeleri var. Sizi üniversiteye bekliyorlar. Bir izleyicimiz, hocama saygılar sunuyorum, çocuklarımızı pırıl pırıl yetiştiriyoruz, tüm kitaplarınızı okuyoruz demiş. Bir başka izleyicimiz, Oktay hocama da, Haydarbaş hocama da selamlarımı sunuyorum. Onları aynı platformda görmek istiyoruz diyenler var burada. Bugün Batı ve Amerika için söylediklerinize rağmen hayatının büyük bir bugün Batı ve Amerika hakkında bu kadar ağır konuşmasına rağmen Türkiye'yi yönetenin önemli bir kısmının Amerika'da ve Batı'da eğitilmesini nasıl karşılıyor diye sormuş. Bunu anlattınız aslında. Evet. Anlattınız. İran'la alakalı sorular var. İran konusunda düşünüyorum. Onu da cevap verdiniz biraz önce. İran çok güçlü. Ve çok ileri. İleri dediniz. Bilimde ileri, sanatta ileri, her şeyde ileri. Bir Kıbrıs gazisi diyor ki Amerika'nın ismini bile duymak istemiyorum. Çok ağır bir ifade var burada. Ben onu okumak istemiyorum. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülkeden gitmeyeceğiz. Hocamı kutluyorum diyen izleyicilerimiz var. Bir reklam arası verdikten sonra devam edeceğiz hocam. Hem biraz dinleniriz hem de izleyicilerimizden gelen sorulara şöyle bakarız. Sevgili izleyiciler, kısa bir aramız var. Ara verdikten sonra Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu'yla diyalog programına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine çok önemli konular var, konu başlıkları var. Bizden ayrılmayın diyorum. Hocam burada bak, bir sürü soru şey diyor ki Haydar hocama da Oktay hocama da hep yan yana kullanıyorlar sizi.